Merhaba herkese, iyi akşamlar. Tuğçe ile Günlük Grafik. İki kısa şey söylemek istiyorum. Birincisi, soran arkadaş için söylüyorum. İki tane metal firması sormuş. Eğer yani borsada aynı sektörde iş yapan iki firmaya yatırım yapmak çok doğru bir yöntem değildir teknik açıdan. Sektörel bir gerileme olursa çünkü aynı anda yakalanmış olursunuz. Onun yerine parayı bölmek doğrudur. Fakat farklı sektörlere bölmek biraz daha doğrudur. Bunu bir hatırlatayım. İkincisi, şimdi Tuğçelik çok sığ. Yani bu aslında teknik açıdan çok da uygun bir şey değil, kağıt değil. Genellikle ben kendi için söylüyorum, yapmam, bakmam dönüp. İstendiği için bakıyorum. Çünkü yani katılımcının fazla olması lazım. 1 milyon notluk bir kağıt bu. 1 milyon not 7 milyon lira yapar ve borsa için biraz küçük bir hacimdir. Birkaç kişi, 1 kişi, 3 kişi, 5 kişi ya da bir grup istediği gibi oynatabilir bu tür kağıtları. Bu da aklınızda olsun. Şimdi teknik analiz kısmına girersek bir düşüş trendinde yani tepeden 9.38'den beri yuvarlandığını görüyoruz ve direnci yani düşüşü kırması için bu haftayı söyleyeyim. Yani gelmesi gereken fiyat 7.80'in üstü. Ve orada hacimli bir kapanış. O zaman belki kırıldı diyebiliriz. 50 günden de destek oluyor. Yani hem 50 günden diyebiliriz hem de 6.98 kırdığı direnç de onun. 6.98'den destek alıyor burada. Yani destek bozulmadığı sürece bir zamansallık var işte. En kötü 4 Aralık'ta bir tarafa kırılım gerçekleşir. Eğer düşeni de kıramazsa, desteği de kıramazsa bir sıkışma olur. Fakat şöyle bir şey, ne tarafa kırarsa o tarafa doğru da hareket beklenir. Yani düşen trendi kırarsa hafif yükselmesi en azından veya sağa yayılması da olabilir. Desteği de kırarsa, burada tabii destek alacağı bir diğer şey 6.54-6.50 civarı olabilir bir diğer hareket. Böyle takip edilmeli, yani bu şeylere göre takip edilmeli. Seviyelere göre takip edilmeli. MACD'yi hafif aşağı veriyor ama o da biraz boynunu bükmüş. Yani düzleşmeye başlamış. Buradan tabii destek alındıkça. RSI'da hafif yine aşağı bir yön tam vermiyor ama işte yine de gösteriyor diyelim. Boynu yine hafif aşağı bükük. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey, özel bir formasyon. Yani hamile ayı formasyonu konabilir burası ama yeri değil. Yani çok da şey değil, bir şey ifade etmez. Sağda solda görebilirsiniz analizlerde. Yani düş yakımının içinde hamile ayıya dikkat etmiyoruz genellikle. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar.